Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda benim çocukluktan beri yemesini çok sevdiğim bir tatlıyı, Şambalı tatlısını çekeceğim. Bu tatlı nasıl yapılır, en ekonomik nasıl mal edilir onu size göstereceğim. Ve emin olun ki sokakta, çarşıdan aldığımız kadar lezzetli olacak. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bizi destekleyin ki biz de size daha iştiyaklı, daha güzel videolar çekebilelim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Malzemelerimizi misafirimiz Işkım Sultanım tanıtacak. Kızım, hadi seyircilerimize malzemelerimizi anlatır mısın? 500 gram irmik, 1 paket kabartma tozu, 250 gram şeker, 170 Miligram. miligram su. Bütün bunları bir kapta birleştirip Karıştıracağım. karıştıracağız, değil mi? Şimdi ben kameraya abine vereyim. İşin başına geçeyim. Olur mu kızım? Önce irmikle şekeri birleştiriyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra daha büyük kabımızı alıyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. İsteyenler süt kullanabilirler. 170 miligram yeterli sanıyorum. Yetmezse az bir şey daha ilave edebiliriz. Çünkü bazen irmiğin tipine göre değişebiliyor bu. Tip 3, 3 numara irmikten olur. Evet, az daha su koymamız gerekiyor. Yarım bardak daha su ilave ettim. İrmikten irmiğe göre değişiyor. Şimdi bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Malzeme birbirine karışsın. Elinizle yoğurursanız çok daha güzel olur. Ben kaşıkla tercih ettim. Bütün malzememizi birbirine karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi malzememiz bu şekil olacak. Şimdi tepsimize yerleştirebiliriz. Bunun için önceden yağladığımız bir tepsiye ihtiyacımız var. Tepsimizin dibine yağlıyoruz. Sonra bütün malzememizi boşaltıyoruz. Hazırladığımız karışımı pişirme kabına koyduk. Bu şekil 12 saat duracak en az. Ondan sonra şeklini vereceğiz ve pişirmek için fırına vereceğiz. Ama fırına vermeden önce en az 12 saat bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bütün maddeler birbirine girsin istiyoruz. Bunun için en az 12 saat bekleteceğiz. 12 saat sonra görüşmek üzere. Merhaba dostlar. 12 saat sonra görüşürüz dedik ama 15-16 saat geçti. Yaklaşır mısın kızım? Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel hazırlandı. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Fırına vermeden evvel hemen bir işaretleme yapmak istiyorum kesilecek yerleri. Cetvel varsa cetvel kullanabilirsiniz. Yoksa böyle hamur tahtası kullanıp işaretleme yapabilirsiniz. İleride kolaylık olsun diye pişince. Hemen yanlardan da kesiyorum. İstediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. Yani işaret duruyoruz şimdilik.
Pişme esnasında fırından çıkartacağız. Tamamını keseceğiz. Eğer isterseniz üstlerine fıstık koyabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz. Başka şeyler de koyabilirsiniz. Ama ben sadeyi tercih ediyorum. Şimdi bunu fırına vereceğim. Fırına verdikten sonra da hemen şerbetini yapmamız gerekiyor. Çünkü ikisi de sıcak sıcak olacak. Bunu fırına veriyoruz. Şerbet hazırlamaya geçebiliriz. 2 su bardağı toz şeker koyduk buraya. Onu boşaltıyorum. Toplam 430 gram şeker olacak. 1 su bardağı 190 gramdı. 2 su bardağı koyduk. Bir de çay bardağı şeker koyduk. Böylece 430 gramı elde ettik. 430 gramı 333 mililitre, 333 mililitre suyla besliyoruz. Sonra 3-5 limon damlası limon sıkıyoruz ve ocağımızı yakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir dakika kısık ateşe alıyoruz. Tatlımız çıkana kadar bunu da kaynatacağız. Şekerli su karışımımızı ocağa koyduk. Karıştırıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayınca dediğim gibi kısık ateş alacağız. Malzemenin fırından çıkmasını bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Fırından çıkarttık. Daha önce iz verdiğimiz yerlere elimizi yakmadan orayı kesiyoruz. Tekrar fırına koyacağız birkaç dakika daha. Evet. Şimdi tekrar fırına koyuyoruz. Birkaç dakika daha pişmesini sağlayacağız. Tatlımızı fırından çıkarttık. Şerbetimiz kaynıyordu. Şimdi ikisi sıcak sıcak birleştiriyoruz. Cus sesini duydunuz değil mi? Bu sesi çok seviyorum. Cus diyor ya. Şey için anlatılır. Abdülhamit Han Hazretleri için. Bu padişah 2. Abdülhamit Han sigara içmeyi çok severmiş. Sigara içmek sağlığa zarardı bu arada. İçmeyin. O suyun içine atar böyle cos diye sesini duyarmış. Onu çok sevdiği rivayet edilir. Ben de tatlıda bu cos sesini çok seviyorum. Tekrar söylüyorum. Kötü alışkanlıklar iyi değildir. Sigara, alkol sağlığa zararlıdır. Uzak durun. Evet. Bu tatlıyı çekene kadar kalan tatlımızı bekletiyoruz. Ondan sonra kalan şiremizi de dökeceğiz. Tatlıyı bir 5-6 saat bekletirseniz çok daha lezzetli yersiniz. Son durumu birazdan göstereceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Evet, gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Son hali bu. Afiyet olsun. Videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki beğendiğiniz bir çalışma olmuştur. Kanalımıza abone olup yorum yazıp like atın, beğeni atın ve eşinize, dostunuza kanalımızı tavsiye edin ki kanalımızı çabuk büyütelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam, ben Sultanoğlu. Allah'a emanet olun.